Evet sevgili izleyiciler, Bir Sevgiden programında yine birlikteyiz. Her cumartesi olduğu gibi bugün de çok güzel konulara değineceğiz. Aslında bir yerde konumuz geçen haftanın devamı gibi olacak. Çünkü düşüncelerimizin çok güçlü ve çok etkili olduğunu biliyoruz ve onun devamını getirmeye çalışacağız. Çok daha iyi anlaşılması ve çok daha iyi bir bakış açısı oluşturmamız için. Evet İbrahim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu haftanın konusu hocamın da dediği gibi bir önceki programla ilgili konunun devamıdır. Düşüncelerimizin yaratım gücü. Çünkü her söz, her düşünce birer yaratımın öncesi olduğu gibi aslında bizler burada gerçekten düşüncelerimize dikkat ettiğimizde o an iç sesimiz devreye giriyor. Yani sabah kalktığınızda iç sesim ya meleklerim ya da Allah'ım benim bugün bilmem gereken nedir dersiniz ve o an içinize yoğunlaşırsınız. Aslında o an içinize yoğunlaştığınızda iç sesimiz devreye giriyor ve gerçekten bizlere tanrısal kattan, gerçek ilahi rehberlikten bizlere mesaj verilebiliyor. Çünkü gerçekten ne istediğini birbirine bilince her zaman bu veri, bu mesaj sunulur. Önemli olan bizlerin burada yaratım gücünü yani düşüncelerini kontrol etmesi. Çünkü bizler düşüncelerimizi kontrol ettiğimizde tamamıyla ego dediğimiz sevgi olmayan iplikçikler yani düşünce tarzları tamamıyla eleniyor. Yani perdenin arkasında kalıyor. Ve bizler burada gerçek rehberliği duymaya başlıyoruz. Gerçek rehberlik ise şudur, tamamıyla iç sesimizin bizlere sunmakta olduğu sevgi kelimeleridir. Hani içinizi ısıtan sözler olur, içinizi ısıtan düşünceler. O an diyelim ki birinden hoşlandınız, o an ona güzel sevgi hissedersiniz. Gerçek rehberlikte iç ses de aslında ondan daha kat fazla olan huzuru verir bize. İçsel benliğimizi verir, içsel benliğin bizlere sunmakta olduğu güzelliği verir. Bugün ise düşüncelerin yaratım gücüyle olan alanı bizlere sunacağız tamamıyla. Öncelikle hocamın bizlere anlatmak istediği bir güzel bir hikaye var. Çok bilgilendirici bir hikayedir. Önce hocam sizi dinleyelim. Evet. Düşüncelerle ilgili anlatmak istediğiniz hikayeyi. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim aslında birçok sefer farkında olmasak da kendi düşüncelerimizin kendimiz esiri oluruz. Çünkü bilinçsiz bir şekilde o kadar çok düşünce üretiyoruz ki zaman zaman sanki o düşünceler başkası tarafından bize iletiliyormuş gibi hissederiz ve kendi kendimizi yanılgılara düşürürüz. Şöyle bir şey anlatmak isterim. Bugün sosyal medyada da bunu paylaştım. İbret verici bir fıkra olduğu için veya hikaye olduğu için sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Bir çift eşin işte çok iyi geçinen bir çift varmış ve kadın rahatsızlanmış fakat sürekli eşine işte ben öldükten sonra başkasıyla olma hiç kaldıramam işte bu sevgimiz devam etsin falan gibi cümleler kuruyormuş. Adam da tabii ki eşini kırmamak için ve öyle hissettiği için de aynı zamanda ona sözler veriyormuş. Evet senden sonra kimse hayatıma giremez, kimseyle beraber olamam. Bunun gibi sevgi sözcükleri. Ve kadın günü geldiğinde göçer gider. Adam yalnız kalır. Fakat adamın o kadar çok bunlar içini işlemiştir ki bu sözler. Her gece odasına girip yalnız kaldığında sürekli eşinin kendine geldiğini hayal olarak ve bunları tekrar tekrar tekrarladığını fark etmeye başlar. Fakat bir süre sonra ilk başlarda hiç kimseyle ilgilenmez, hiç kimseyle bir bağı olmaz. Fakat uzun zaman geçtikten sonra adam birisiyle tanışır ve ona karşı bir şeyler hissetmeye başlar. Bunun neticesinde bir aralarında bir bağ oluşur. Ve sürekli eşinin o kendine söyledikleri aklına gelir. Gece oldu mu sürekli onlarla kendi kendinin hesaplaşmasını yapar ve bir türlü rahat edemez. Fakat uzun bir süre geçtikten sonra artık bunlar çok fazla onu huzursuz etmeye başlar ve birisine danışmak ister. Bir şeyhe gönderirler ve adam derdini anlatır. Der ki böyle böyle ben olduğum hayattan veya o iletişim içinde olduğum ilişkimden de bir huzur, bir keyif alamıyorum. Çünkü sürekli her gece eşim bana bunları gelir ve tekrarlar.
Hatta ne yediğimizi, ne içtiğimizi, ne konuştuğumuzu, ne düşündüğümüzü, neler yaptığımızı, birbirimizden paylaştıklarımızın hepsini de tek tek anlatır ve her şeyin farkında olduğunu bana fark ettirmeye çalışır ve ben bundan çok huzursuz oluyorum der. Şeyh de döner adama der ki, peki madem bu kadar her şeyi bilen bir hayaletten bahsediyorsunuz, ona bir soru sorun der. Ne sormam gerekir der adam. Bu akşam odanıza girerken bir paket fasulye götürün der. Ve tekrar hayaletle karşılaştığınızda ve o size bunları anlatmaya veyahut da sorgulamaya başladığında bir avuç fasulye alın ve onun kaç tane olduğunu, avucunuzda kaç fasulye olduğunu sorun der. Bakalım size ne yanıt verecek, doğru yanıt verebilecek mi? Peki ama bundan ne anlayacağım ki der adam. Sen yap, ondan sonra konuşuruz der ve gönderir. Adam eve gider, akşam olunca dediği gibi şeyhin fasulyeyi alır odasına götürür ve işte gene eşi hayaline gelir. Yine bir şeyler o gün yaptığı işlerle ilgili bir sürü şeyler söyler. İşte şunu yaptın, şunu düşündün, böyle yaptın, bunu yedin, şunu giydin gibi. Ve adam tamam der, anlıyorum, seni de çok iyi anlıyorum ama sana bir şey sormam gerekir der. Ve eğer bu soruma doğru yanıt verirsen, bütün ilişkilerimden de vazgeçeceğim, nişanı da bozacağım, her türlü senin istediğin yönde tekrar değişeceğim der adam. Ve bir avuç fasulye alır eline. Bunlar kaç tanedir der avucumda, onu bana söyler misin? Tabii ki hayalet bunu bilemez. Çünkü öyle bir hayalet yoktur aslında. Ve adam şaşar kalır, nasıl oldu da her şeyi bilen biri bunu bilemedi diye. Ertesi gün tekrar şeyhe gittiğinde şeyh der ki evet senin eşin çok yani hayalet daha doğrusu o sana gelip konuşan hayalet her şeyi çok iyi biliyordu. Çok akıllı birisiydi ama der kendine aslında o hayalet değildi senin düşüncelerindi. Çünkü bütün yediğini, içtiğini, düşündüğünü, konuştuğunu kendisi gayet iyi biliyordu. Ve hep eşi bunların farkındaymış gibi zannederek kendi kendini huzursuz ediyordu adam aslında. Yoksa bir hayalet olduğundan veyahut da eşi onu huzursuz etmek her gece gelip onun bu yaptıklarıyla ilgili eleştiri yaptığından değil. Onun için hepimizin de fark etmesi gereken gerçekten kendi düşüncelerimizle kendi kendimizi huzursuz ettiğimiz zamanlar çok fazladır. Ve biz biliyoruz ki bizi bizden başka kimse huzursuz edemez. Çünkü bir şeyleri hep didikleriz, sorgularız, şüpheleniriz, bir şekilde kendi kafamızda senaryolar yazarız, bunları döner oynarız. Bizim değil başkalarından bunların geldiğini zannederek kabul ederiz ve bir şekilde kendi kendimizi huzursuz ederiz. Çünkü insanlar düşüncelerinin köleleridir. Aynen. Tek bir kelime bile sizleri yönetecek kadar, abluke edebilecek kadar, yani maskarası edebilecek kadar çok güçlüdür. Kelimelerin gücünü hafife almayın. Hani çoğumuz hayatı çok ciddiye alıyormuş gibi yaşıyor ya, dertlerin daha çok ön planda olduğu, aslında ihtiyacı olan bir benliğin ötesindeki, yalnızca sorunların olduğu bir benlikte tıkılı kalıyoruz ya. Allah'ım ben neden kurban rolündeyim? Neden hep bu negatif şeyleri başıma geliyor? Ben lanetlendim mi diyoruz ya. Aslında orada evren size tokatı vuruyor. Artık kendinize gelin. Çünkü tek bir kelime bile sizleri kesinlikle kölesi yapar. Sizler ne istediğinizi bilmezseniz, o yöne adım atmazsanız tamamıyla o düşünce sizlerin bilinçaltını, bilincinizin en üst seviyesini, ruhunuzu, bedeninizi tamamıyla esir altına alır ve sizler de onun kölesi olursunuz. Tamamıyla o kelimeler, o düşünceler sizlerin kaosu olur. Ta ki sizler uyanana kadar, gerçekten kendiniz için yaşamayı öğrenene kadar. Ve gerçekten bizler kendimiz için yaşamayı öğrendiğimizde aslında dünyaya yeniden geliyoruz. Diyelim ki 20, 30, 40 yaşına kadar geldiniz, tamamıyla bir kaosun içinde büyüdünüz. Ondan sonra tamamıyla uyanmayı seçtiniz.
Yani bir bakarsınız olaylardan, durumlardan, zorluklardan bile evet her zaman zorluklar yaşamımızda olacak. Haz almaya başlar insan. Çünkü Hayat onun tamamıyla değişir ve evet. gerçekten çok rahatlar, çok kolaylaşır ve zevk verecek şekle dönüşür. Geçici olduğunu çünkü onun bir. Çünkü her şey geçicidir. Yani hiçbir şey kalıcı değildir. Önemli olan o duygunun sana vermekte olduğu izlenim nedir? Evet. Yani şu an içinizde bir öfke var. Farkında olduğunuz olmadığınız, içinde bir kırgınlık var. Şu an içinize yönelin bakalım. O duygu sizlere hangi yönünüzü veriyor? O izlenim nedir? Duygu durum listesi yapın kendinizden için. Kendiniz için. Her gün duygu durum listesi yapın. Bu duygu bana neden geldi? Bunun esas olarak kökeni nereden kaynaklanıyor? Ve o duyguyu değiştirin. Tıpkı NLP'de olduğu gibi. Aynen. Değiştirin. Negatif duyguyu derin bir nefeste atın. İlahi enerjiden o duyguyu sizlerin temizlemesini isteyin. Hatta o negatif duygunun köküne sevgi yollayın. Hatta sevgi yollamak da çok kolaydır. Nasıl yollayabiliriz? Evet. Yani gözünüzü kapatın. En çok sevdiğiniz birini düşünün. Ona göndermekte olduğunuz sevgiyi, ona duymakta olduğunuz sevgiyi, hazzı tamamıyla o duyguya yönlendirin. Çok kolay. Aynı şekilde ilahi ışığı da çağırıp aynen. O sıkıntıda olduğunuz bölge hangi bölgenizse, mideniz olabilir, kolunuz olabilir, bağırsağınız olabilir, ne bileyim herhangi bedeninizin bir noktasında o sizi sıkıştırır şekilde bir his vermiş olabilir veya bir yoğunluk hissedersiniz veya bir kırgınlık hissedersiniz içinizde, kalbinizde. O zaman o ışığı çağırın, bütün bedeninizi doldurun, özellikle o sıkışık durumda olan veya sizi huzursuz eden hangi bölge ise oraya bol bol ışık doldurun ve iyice orada bütün bu duyguların, karmaşanın temizlenip arındırılmasını isteyin, şifalandırılmasını ve sevgiyle huzurlaştırılmasını isteyin. Çünkü esas anlamı o huzur bize geri verecektir. Çünkü orada yüklediğimiz veya düşüncelerimizden biriktirdiğimiz veya bastırıp sıkıştırdığımız bütün olumsuzluklar ışıkla temizlenip şifalandırılabilir. Fakat bunun sevgiyle doldurulması ve sevgiyle huzurlaştırılması tamamen ayrı bir şeydir. Onun sevgiyle huzurlaştırılması demek tamamen İbrahim'in dediği gibi sevgiyle doldurulup o bölgenin huzurlaştırılması ve bize, kendimize ve bütüne huzur olarak yansıması demektir. Ki böyle olduğunda zaten biz o huzuru hissettik mi, o sevgiyi hissettik mi, bizde olumsuzluk diye bir şey kalmaz. Kesinlikle, gerçekten yaratım gücümüzü elimize almayı seçtiğimizde, ki hocamın da dediği gibi ilahi enerji düzenli olarak çalışırsak evet. aslında o ilahi enerji bizlerin tüm negatif kaplamalarını, farkında olduğumuz olmadığımız tüm kodlamalardan bizleri özgürleştirir. Şöyle bir durum vardır, tek bir düşünce bizleri yönetebiliyorsa bizler tamamıyla aslında gerçekten uyanışı seçtiğimizde kendi kendimizi yönetebilecek bir konumdayız. Düşüncelerimizi evet. tamamıyla ihtiyacımız olan yüksek bir benliğe yönlendirdiğimizde tamamıyla evet düşüncelerimizi bize kontrol edebiliriz. Yani şu an gerçekten insanlara baktığımızda kendilerini kaybetmiş bir durumdadırlar. Yani öyle bir hayatta kaybolup gittiler ki iş yoğunluğu, arkadaş yoğunluğu, farklı ilgi alanları neyse o yoğunluktan ki yoğunluğu geçtim, işin verdiği stresten geçtim. Tamamıyla düşüncelerinin kölesi oldular, esiri oldular ve tamamıyla kendileri için yaşıyormuş gibi görünüyorlar ama İşin aslında kendileri için yaşamıyorlar. Tamamıyla yaşamak için yaşıyorlar. Zaten öyle bir şey ki insanları üzen, yıpratan, strese sokan, her türlü hastalık denen oluşumu düzensizlik. Evet, Bruno'nun dediği gibi düzensizlik ama anlaşılabilmesi için hastalık denen o konuma da yine kendi düşüncelerimizin bu sıkışıklığı bizi strese sokması ve gerçekten o stresten doğan olumsuzluklardan oluşan bir durumdur. Özellikle sürekli bu şekilde stres içinde yaşayan insanlar farkında olmadan kendi kendilerini aslında düzensizlik içine alırlar. Çünkü Bruno şöyle bir şey der bize. Yani hastalık diye bir şey yoktur. Tamamen düzensizlik diye o addeder ve hastalık kelimesini kullanmaz bile. Fakat bir baktığımızda o düzensizliği yaratan da yine insanların kendi düşünceleridir ve kendi bakış açılarıdır. Çünkü biz herhangi bir şeye baktığımızda veya herhangi bir şeyi yaşadığımızda tamamen kendi düşüncelerimizle yargıları
veya olumsuzlukları veya tedirginlikleri yaratıyoruz. Kendi olumsuzluklarımızı bir şekilde ortaya koyup o yönde bakıyoruz ve o yönde görüyoruz olayları da, konuşulanları da, iş ortamında da, ev ortamında da, her ortamda aslında birinci merkez biziz. Biz o gün çok böyle rahat, huzurlu, mutlu, sevgi doluysak hiçbir şey o gün bize etki etmez. Neden? İş de aynı, ev de aynı, aynı ortamda yaşıyoruz. Ama orada bizim mutluluğumuz söz konusu olduğu için o negatif düşünceleri oluşturmayız. Halbuki içi çok karmaşa içinde olan, huzursuz olan bir insan en güzel şeyi söyleseniz acaba ne demek istedi diye bakar. Onun için bir baksanız, bir gülseniz niye o şekilde bana gülüyor, ne anlatmaya çalışıyor gibi bakar. Onun için bu tamamen bizimle ilgili olan düşünce şekillerimizdir. Ve biz kendi kendimizi hem yıpratıyoruz, hem huzursuz ediyoruz, hem tedirgin ediyoruz, hem her türlü düzensizliği bedenimizde bu düşüncelerle yaratıyoruz. En düzensiz anımızda bile kendimizi hemen fark edip, bulup, farkına varsak ve iyi bir şeyler düşünsek, çok güzel bir geçmişte yaşadığımız bir anımıza dönsek, inanın ki bir dakika, ikinci dakikaya bile ihtiyacımız yok, bir dakikada hemen enerjimiz yükselir, motive oluruz ve bakış açımız değişir, düşünce şeklimiz değişir, tekrar hayat buluruz. İşte yaratmakta olduğumuz kaosu, keşke ihtiyacımız olan, gerçekten hayatın çok güzel bir yer olduğu bir bilinçaltıyla, zihniyetle kendimizi doldursak bu işler bu şekilde olmayacaktı. Ama şöyle bir durum vardır. Bizlerin de bu duygudan alması gereken, öğrenmesi gereken ders olduğu için bu duygularla savaşıyoruz, bu duygularla yüzleşiyoruz. Tamamıyla bir duygu bir insanı rahatsız ediyorsa insana diğer bir ruhu yüzleştirme yapıyor. Diğer bir benlik sizlere yüzleştirme yapıyor. Ben biraz öncesi dedim ya, duygu durum listesi yapın. O duygu durum listesinde diyelim ki kalktınız bir sabah, içinizde bilmeden bir öfke var. İçimdeki öfkeyi özgür bırakıyorum diye bir kağıda yazın ve yakın. Ve aynı zamanda kendinize şu soruyu sorun. Bu öfkenin esas kaynağı nedir? İçinizde bir dakika kadar sessizleşin. O öfkenin esas kaynağı sizlere zaten bir his, düşünce, bilinç olarak %100 gelir. Hiç kimse gelmez demesin, kesinlikle gelir. Bunu denemeden bilemezsiniz neyin ne olduğunu. Kesinlikle o duyguyu o an dönüştürdüğünüzde tamamıyla o duygunun esas kökenine şifa, sevgi akıttırdığınızda ya da ilahi enerji akıttığınızda tamamıyla şifalandığını kendi gözünüzle göreceksiniz. Peki diyebilirsiniz, biz bunca sorunun içinde, biz bunca kaosun içinde nasıl olumlu düşünebiliriz? O an durun, içinizde korku varsa, endişe varsa, değersizlik, sevgisizlik, korkular, yalnızlık ya da her ne korkunuz varsa durun. Bu korkuyu tamamıyla serbest bırakıyorum. Meleklerim, Yüce Allah'ım lütfen bu korkuyu benden alın deyin. Derin nefes alın. Bu korkuyu yolladınız, size tekrar gelecek. Bir, siz almanız gereken dersi orada aldıysanız o korkudan özgürleşirsiniz. İki, o korkuyu geldiğinde derin nefeste sürekli bırakmanız gerekir. Tamamıyla o korkuyu yüksek irade benden alın ve yerine saf sevgiyi, saf enerjiyi koyun demeniz yeterlidir. Sizleri bunu düzenli bir şekilde yaptığınızda göreceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5 o korkudan özgürleştiniz. Ama mutlaka bundan %100 kurtulabilmeniz için o duyguyla, o korkuyla yüzleşin. Yüzleşmekten korkmayın arkadaşlar. Bizler çünkü yaşamakta olduğumuz sorunlarla, zorluklarla yüzleşmezsek, o duygudan almamız gereken payı, düşünceyi almazsak o konumdan özgürleşemeyiz. Çünkü o düşünceyi bizler yarattık. Tohumu tamamıyla bizler o düşünceye ektik bilinçaltına. Tamamıyla temizlemek de bize düşer. Yalnız burada şöyle bir şey de var. İbrahim'in söyledikleri de çok doğrudur. Yapılabilecek şeylerdir. Bunun karşıtı, daha doğrusu karşıtı değil, muadili olarak Bruno'nun da bize verdiği bir Einstein şekli var ki hani bazı insanlar diyebilir ki ben evet bir şeylerden korkuyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. İlahi isimlendiremiyorum. Veyahut da endişelerim var ama neden endişe duyduğumun da farkında değilim.
Olabilir, insanız, her türlü şeyden endişelenebiliriz. O dediğim gibi bizim nasıl baktığımıza bağlı. Ama bütün bunları bulamıyorum, yapamıyorum, nereden olduğunu seçemiyorum diyorsanız, Bruno Gröning öğretisinde tamamen Einstein yaparak hiçbir korkuyu, hiçbir endişeyi, hiçbir kaygıyı, hiçbir yargıyı önemsemeden, ne olduğunun bilincine varmadan Einstein yapar ve tamamıyla hepsinden de özgürleşebilirsiniz. Ama Einstein yapmak bir sefer yapmak değil. İbrahim'in dediği gibi 3 defa 5 defa yapın zaten bitecektir diyor ya. Aynı şekilde Einstein'i de sabah akşam yaparsanız bütün korkularınız, bütün endişeleriniz, bütün kaygılarınız, bütün yargılarınız, bütün sevgisizlikleriniz akar akar biter gider, temizlenir, arınır, şifalanır ve huzurlaştırılır. Ve siz bunu çoğu zaman hissetmezsiniz bile. Onun için illaki kendim bulayım diye çaba sarf etmeye de çalışmayın. Bulabiliyorsanız ne ala. O şekilde de temizlik yapabilirsiniz. Olmuyorsa, bulamıyorsanız, ne olduğundan emin değilseniz, Einstein ile Bruno Gröning öğretisiyle bunların üstesinden gelebiliriz. Çok rahatlıkla gelebiliriz. Ve bu öyle bir şeydir ki 5 yaşındaki bir çocuk da yapabilir, 77 yaşındaki, 87 yaşındaki insan da yapabilir. Çünkü hiçbir şekilde ayrıştırıp da bu endişedir, bu korkudur, bu kaygıdır demenize gerek yok. Zaten Einstein'ın yaparken hiçbir şekilde negatiften bahsetmiyoruz. Biz istediklerimiz yönünde istek oluşturuyoruz ve tamamen bunun temizlenip arındırılmasını ilahiden istiyoruz. Yani ilahi ışık yine devreye giriyor, ilahi enerji yine devreye giriyor ve bizim bu isteklerimizin tamamen kökten temizlenip arındırılmasını sağlıyor. Onun için siz yeter ki isteyin, istedikten sonra mutlaka bir yolu vardır, mutlaka bir çözümü vardır. En rahat ve en kolay şekilde de bunların üstesinden gelebilirsiniz. Siz karar verip yeter ki adım atın ve ne istediğinizin farkında olun. Çünkü burada da yine bizim isteğimiz ve seçimimizdir önemli olan. Hani ben bunları istiyorum deyip de oturup beklemekten hiçbir şey çözemezsiniz. Mutlaka bir şeylerin üstünde ne yapmam gerekir diye düşünüp o yönde adım atmanız ve eyleme geçmeniz gerekir. Çünkü biz elimizden geleni yapacağız ki ilahi de bize yardım etsin. Başka türlü bir seçenek göremiyorum ve yoktur da. Tabii net ve bütün olursanız açıkçası bu işlem gerçekleşebilir. Net ve bütün olmazsanız, beklenti içinde olursanız o duyguyu tekrardan gelecek endişesiyle tamamıyla beklentisi içinde olursanız açıkçası yapmanızın bir şeyi Anlamı da anlamı kalmaz. kesinlikle olmaz. Çünkü tamamıyla seçimleri nasıl ki bizleri veriyoruz, her seçim bir kontrattır. Her seçim bir tamamıyla yeninin içine girebilmesi için bir yaratım enerjisiyle doludur ve saklıdır. Bizler tamamıyla net ve bütün olursak zaten ilahi enerji onu temizler. Yeter ki gerçekten o korkulardan, o bağlılıklardan kurtulmak isteyelim. Ne istediğimizden emin olalım. Çünkü ilahisel yasalarda böyle bir kural vardır. Sizlerin ne istediğinizi bilmiyorsanız, ne istediğini bilmeyen bir bilince bizler yaratım yapamayız. Çünkü bizler onların özgür iradesi alanına giremeyiz. Sizler gerçekten evet ben bundan kurtulmak istiyorum dediğinizde evet ondan özgürleşiyorsunuz. Yalnızca şöyle bir durum vardır. Gerçekten o durumdan, o konumdan almanız gereken dersi almanız gerekir. Sizler buraya gelme sebebi de insanların şu anda bunu kaç ay önce verdiğim bu semineri, yaşam amacı semineri'nde mesela şu an yoğunluk olarak da insanlar ne diyor? Yeni tanıştıklarım, ben neden buradayım? Benim yaşam amacım nedir? İnsanlar sürekli bir uyanış içinde olması için evet sizlerin yaşam amacı nedir? Sizlerin yaşam amacı burada ışığı yaymak ve tamamıyla bu ışığı yayarkana gelişip öğrenmeye geliyoruz. Yani bu olay karşısında, bu durum karşısında almanız gereken dersi alın ve tamamıyla sevgiyle ilerleyin. Dediğim gibi bu duygu, bu durum bir amaç doğrultusunda benim yaşanmaktı ve ben de burada almam gereken dersi kendimi almaya açıyorum dediğinizde ve gerçekten o dersin o zorluğun sizlere göstermekte olduğu
öğretmekte olduğu dersi kabul ettiğinizde evet o sınavdan geçiyorsunuz ve o duygudan özgürleşiyorsunuz. Çünkü orada özgürleşmeyi seçiyorsunuz. Özgürleşmeyi seçtiğinizde tamamıyla o duygu sizlerin bilinçaltından, benliğinden silinir ve tamamıyla cesaret dolu, özgürlükle dolu bir zihin devreye girmeye başlar. Aynı şekilde mesela ruhsallığı bir tarafa bıraksak, normal yaşantımız içindeki başarılarımız da yine bunlara bağlıdır. Çünkü bir şeyi başarmak için de onun nasıl yapılacağını bilmek yeterli değildir sadece. O yönde adım atmak, o yönde deneyimler gerçekleştirmek ve gerçekten ne istediğimizi kesinlikle bilmektir önemli olan. Yoksa bir şeyi başarmak için evet ben bunun nasıl yapıldığını biliyorum, neler, hangi adımlar gerektirdiğini de biliyorum deyip de oturup beklersek yine hiçbir şey başaramayız. Onun için bir şeyi isteyeceğiz. Önce istek oluşturmamız önemli tabii ki. Ve istemediğimiz şeyler üstünde değil, istediklerimizin üstünde durmamız gerekir. Önce isteyeceğiz, kabul edeceğiz. O yönde gereken adımları atacağız ve gerektiği şekilde davranacağız. Gerektiği uygulamaları yerine getireceğiz ki gerçekten başarıya ulaşalım. Çünkü başarmak da bir şekilde gene eylemden gelir. Şimdiki zamanda zaten burada olan herkes istisnasız, hayat amacından bahsettin. Herkes istisnasız bu zamanda buradaysa bütüne hizmet etmek için buradadır. Ve bunun bilincinde olsa da olmasa da bir şekilde ben bunu seçtim mi seçmedim mi diye düşünse de evet bu zamanda burada olan herkes bir şekilde hizmet etmek durumundadır. Ama belki az, belki çok, belki isteyerek, belki bilinçli, belki bilinçsiz hepimiz de buraya gelirken seçimlerimizi yapıyoruz. Ve bu zamana, bu döneme denk geldiysek biliyoruz ki bu dönemdeki bu uygulamaya, bu farkındalığa, bu yeni adımlara ve yeni kurallara uymamız gerekir. Ve bir şekilde biz burada bütüne hizmet etmek için buradaysak önce kendimizden başlamamız gerekir. Kendimize hizmet edip kendimizi bir yerlere getirmemiz, farkındalığımızı iyice bir oluşturmamız ve ondan sonra başkalarına da dokunabilme şansını elde etmemiz gerekir. Onun için bu yönde de çalışmalarımızı bu farkındalıkla yapmamız çok önemlidir. İşte net ve bütün olmak dedik ya başından evet. Beri. Net ve bütün olmazsak zaten bu dediklerimizin hiçbirini başaramıyoruz. Önemli olan net ve kararlı bir şekilde adım atmak ve tamamıyla ne istediğimizden emin olmak. Zaten başından dedim ne istediğini bilmeyen bir bilinç bu şekilde bir şifayı gerçekleştiremez. Çünkü en büyük engel kendisidir. O engel kendisi olduğu için ve o durumun önünden kalkmazsak biz engel olarak tamamıyla yerimizde saymaya devam ederiz. Tıpkı bir kaosun içinde olurcasına düşüncelerimizin kuklası oluruz. Çünkü biz zaten kendi önümüzden çekilmesini bilmezsek, önümüzü açmazsak, o adımı atacak şekle gelmezsek biz kendimize bile hayrımız olmaz. Nerede kaldı ki başkasına dokunalım veya bütüne hizmet edelim. Onun için önce biz kendimizden başlayıp kendimizi seveceğiz ve kendi isteklerimizi nasıl oluşturabileceğimizin farkına varacağız. İstemediklerimizi artık bırakalım bir tarafa. İstemediklerimizle uğraşmak tamamıyla boşu boşuna harcanan bir zamandır, bir emektir ve aynı zamanda da bizi ileriye değil tamamen dibe batırır, çöktürür. Çünkü istemediğimiz hiçbir şey sevgisizlikten geçtiği için bize bir yol açmaz, bir kapı açmaz, bizi istekli yapmaz ve hiçbir şekilde attığımız adımların sağlam ve düzgün olmasına yardımcı olmaz. Onun için önce biz kendimizi iyice bir sevip kendimizin ne istediğine bakmamız gerekir. Kendi bedenimizin neye ihtiyacı olduğunu fark etmemiz, ona göre davranmamız, ondan sonra gerçekten bu adımları bilinçli atmaya başladığımızda ve o farkındalığı oluşturup sevgiyle kendimizi bulduğumuzda, kendi kendimizle barıştığımızda
fark edeceğiz ki zaten önce kendi önümüzden çekileceğiz. Kendi kapılarımızı açacağız ve o kapılardan adım attığımız anda da zaten bu bütüne açıldığını fark edeceğiz. Güzel günleri bekleyen arkadaşlarım, güzel günler sizleri bulmaz. Güzel günleri sizlerin bulması gerekir. Evet, güzel günler bizleri bulur mu? Siz istediğinizde ve gerçekten kişi kendi önünden birer engel olarak kalktığında evet, güzel günlere ulaşabilirsiniz. Hatta kendi yaratım gücünüze de, düşüncelerinizle hayalinizdeki dünyayı da eşi de yaratabilirsiniz. Evet. Gerçekten bizlerin sınırsız potansiyelde gücü vardır. Önemli olan gücümüzü elimize almayı öğrenmek ve tamamıyla ilerlemek. Peki diyebilirsiniz, ben gücümü nasıl elime alabilirim? Gücümüzü nasıl elimize alabiliriz? Gücümüzü tamamıyla tüm kısıtlamalardan özgür olduğumuzu fark ettiğimizde elimize alabiliriz. Çünkü o güç içimizdedir. Evet. Ve bu güzellikler bize gelmez dedin ya. Evet, gerçekten güzellikler bize gelmez. Biz güzelliklere gitmemiz gerekir, adım atmamız gerekir. Aynen, aynen. Bilinçli şekilde o güzelliklerin peşine düşmemiz gerekir. Başka birinin bize bir güzellik sunacağını veyahut da başka birilerinin bizlere güzel bir ortam hazırlayacağını veya güzel düşünceler vereceğini sakın düşünmeyin. Çünkü o başkası yine biziz. Biz kendimiz bunları yapmazsak kimse bizim için uğraşmaz. Onun için önce biz kendi kendimizi gerçekten sevip saymalı, kendimizle barışık olmalı ve kendi isteklerimizin önemli olduğunu fark etmeliyiz. Evet, çevremiz de önemli. Eşimiz, annemiz, babamız, çocuğumuz, ailemiz, yakınlarımız, arkadaşlarımız, sevdiklerimiz. Ama bizde sevgi yoksa zaten onlara verebileceğimiz bir şey de yok. Onun için önce biz kendimizi sevip sevgiyle doldurmamız gerekir ki bir başkalarına da el açtığımızda, el uzattığımızda evet, onlara da o sevgiden pay verebilelim. Veya onlara da o ışıklı yolu gösterebilelim. Aksi halde ne kendimiz ilerleyebiliriz ne de çevremizde herhangi birine bir katkı yapabiliriz. Kesinlikle. Her şeyin başı bizlerde biter. Neye isterseniz ona inanın, neye isterseniz ona tapın. Yani herhangi bir ilahi enerjiye inansanız da inanmasanız da bu sizin seçeneğinizdir. Hiç kimse karışamaz. En önemlisi tabuları yıkmamız gerekir. Evet. Düşünce tabularını kesinlikle yıkmamız gerekir. Çünkü o düşünce tabularının sizlere ve amacınıza hiçbir hizmeti yoktur. Evet, bir hizmeti vardır. Sizleri yerinden bir etmek. Tamamıyla düşüncelerinizi sizler kontrol etmeye başladığınızda, sizler düşüncelerinizi yönetmeye başladığınızda tamamıyla düşünceleriniz size hizmet etmeye başlar. Ve ihtiyacınız olan bir dünyada sizlerin yaşamına akar. Bunu hepimiz yaşadık. Bugüne kadar korktuğumuz dünya yaşadık, kaosumuzu yarattık, hiç beklemediğimiz negatif olaylar yarattık ama bunların yaratacağımızı biliyorduk. Çünkü öyle insanlar da var. Biliyorum ben, korktuğum başıma gelir, sürekli diyen insanlar da var. Evet, korktuğunuz başına gelir. Çünkü sen orada bilinçaltına emir verdin. Korktuğum benim başıma gelecek. Bilinçaltı hemen o kelimeyi bilincine DNA'ya kodluyor. Evet, gerçekten yaratım gücün korktuğunu başına getirebilecek kadar, yaratabilecek kadar hayat sana zor gelir. Bilincin çünkü sana onu sunar. Ama şöyle bir yaratım enerjisi vardır, boyut şifası vardır. Bilincinizin ötesinde bir yaşam vardır. Peki bilinç ötesindeki yaşam nedir? Bilinç ötesindeki yaşam tamamıyla ne istediğini bir bilen bir bilince, bir ruha ihtiyacı olan gücü verir. Ve bu gücü iyiye kullanmamız gerekir. Nasıl kullanabiliriz? Ne istediğini bilen bir pozitif bilinç bu gücü iyiye kullanır. Ama korkularını yaratabilen bir bilinç bunu kötüye kullanır. Aynen. Peki kim bu durumda zarar görür? Siz zarar görürsünüz. En büyük tehlikeyi arz eden kişi sizin bilincidir. Çünkü bu bilince de sizlere kodlamayı yapıyorsunuz. Aura alanımıza o negatif enerjileri birer birer kodluyorsunuz. Ve günün sonunda bizlerin ruhsal alanı yıkıldığından tamamıyla negatif enerjilere hep sürekli saldırıya maruz kalıyoruz. Ta ki sizler uyanana kadar ve gerçekten kendi için adım atana kadar. Aslında gerçekten bu kadar çok basit. Evet. Önemli olan benliğimizin, bilincimizin farkında olmak, ne istediğimizden emin olmak. Zaten herkes bunu deneyimlemiştir. Kesinlikle. Herkes farkındadır. Şimdiye kadar ben çok negatifler veyahut da çok değişik ortamlar yaşadım diyenler, ben neler yaşadım, neler geçirdim diyenler çok var çevremizde. Fakat onlara bir dön sorun bakalım. Sen ne düşünüyordun ki neyi yaşadın?
mutlaka o yönde düşüncelerin vardı, o yönde bakış açıların vardı, o yönde beklentilerin vardı bilerek veya bilmeyerek, o yönde kalıpların, korkuların, endişelerin vardı ki onları yaşamına çektin. Ama bunu hiç kimse kabul etmek istemez. Birine söylediğinizde de ben nasıl olur da böyle kötü bir hayatı, böyle bir kötü yaşamı kendim üstüme çekebilirim veya isteyebilirim der. Bunu bilinçli olarak istememektedir. Ama bilinçsizce kurduğu cümleler, bakış açısı, düşünce şekli, sürekli işte ne olursa olsun hep gelir beni bulur cümlesi mesela, zaten belli başına bir kodlamadır. Veya bunun gibi daha negatif olarak baktığınız, düşündüğünüz, konuştuğunuz, çağırdığınız bilinçsizce her türlü şeyi hayatınızda yaşarsınız. Ondan sonra da döner sebebi dışarıda ararsınız. Bunu biz yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz. Bu kaçınılmaz bir yoldur zaten. Onun için herkes bunun tam tersini yapsa, şu anda karar verip de dese ki tamam ben bundan sonra kesinlikle negatif cümle kullanmayacağım, hiçbir dedikodu yapmayacağım, hiçbir şeyin negatif yönüne görmeye çalışmayacağım, pozitif yönde kalacağım, sevgiyle davranacağım, sevgiyle hareket edeceğim ve gerçekten kendimi sevip sayacağım, kendime değer vereceğim. Bir başlayın, bir süre bunu devam ettirmeye çalışın. Bakın bakalım yaşamınızda neler değişecek. Bakın bakalım size ne güzel kapılar açılacak. Veya en kötü diye adlandırdığınız bir şeyde bile bir bakın, mesaj almaya çalışın. İyi tarafını görmeye çalışın. Bu bana ne anlatmaya çalışıyor diye bakın, sorun. Ve o anlamı, o aldığınız mesajları hayatınıza uygulayın. Bakalım neler değişecek hayatınıza. Burada tamamen sizin seçiminizdir, sizin isteğinizdir, sizin adımınızdır. Hiç kimse sizden bunu yap, bunu yapma veyahut da böyle düşün veya böyle düşünme diye bir komut veremez ve bunu verse de zaten yanlış olur. Çünkü sizin belki benim görmediğim başka bir yönde bir öğrenmeniz gereken durum vardır ve siz onu deneyimleyerek öğreneceksiniz. Bu da bir seçimdir. Veyahut da farkındasınız ama farkında olduğunuz halde bilinçsizce ona doğru koşuyorsunuz. Yine o koşmayı siz durdurabilirsiniz. Ben sizin için durduramam veya bir başkası durduramaz. Onun için farkında olarak adım atın, farkında olarak düşünün, farkında olarak bakış açısı gerçekleştirin ve sonucunda ne kadar farklı bir yaşam size sunulacağını da fark edin, görün. Siz deneyimleyin ki bunu siz kendi kendinize ispat edin. Çünkü hiç kimse bunları size ispat edemez. Hiç kimse de bunları size sizin adınıza yapamaz ve gerçekleştiremez. İşte yaklaşımlarımız çok önemli. Evet. Bir olay, durum, zorluğun karşısında o olaya, duruma, zorluğa ne şekilde yaklaştığınız çok önemlidir. Gerçekten o olaydan dersi almak üzere yaklaşırsanız, sevgiyle yaklaşırsanız, anlayışla yaklaşırsanız o olay, o durumu daha iyi kavrayabilirsiniz ve o olay nasıl geliştiği konusunda kendi düşüncelerinizi ve başkalarının düşüncelerini empati kurarak daha sistematik bir şekilde yerine oturtabilirsiniz ve o zaman gerçekten sizlerin düşüncelerini dengeye alabilmesi çok kolay olabilir. Ve sizler gerçekten düşüncelerinizi dengeye almaya öğrendiğinizde, dengeye alabildiğinizde tamamıyla düşünce şekliniz, düşünce boyutunuz bir o kadar daha artacak ve siz artık alt bilinçte yer alan korku düşüncelerine, negatif düşüncelere odaklanmayacaksınız. Merkezinizi tamamıyla negatif bilince yerleştirmeyeceksiniz. Tamamıyla bilincinizin bir üst sınıfı olan orta bilince yoğunlaşacaksınız. Yani ihtiyacınız olan bir benliğe yoğunlaşabileceksiniz. Tamamıyla bu da bizlerin kendi seçimleriyle, kendi olaylara ve durumlara yaklaşımıyla ilgilidir. Çünkü kimse sizin adınıza karar veremez. Ben sizin adınıza bir karar veremem. Hayat bizlere her zaman iki yol sunar. Ya sağ ya sol. Karar sizindir. Gerçekten sizler kalbinizin, iç sesinizin sunmakta olduğu yolda adım atacaksanız evet, risk almanız gerekmektedir. Riski hayatımızın her alanında almamız gerekir. Diyelim ki ben burada ışık yolu seçtim. Evet, ben bu yolda bir risk aldım ama değdi mi? Kesinlikle değdi. Çünkü ne istediğimi bilerek ben bu yolda adım attım ve o riski aldım.
Sizler de yüreğinizdeki yol her neyse gerçekten o durumda, o olayda koşulları geçin. Hazırsanız evren ve Allah sizleri taşıyacaktır. Siz dersiniz ki şimdi bana, ben bu yolu seçiyorum ama maddiyat sorunum vardır. Maddiyat sorunundan dolayı olmuyor. İşte olmuyor kelimesini oraya ektin. Sen gerçekten hazırsan, sen gerçekten istiyorsan, evet o maddiyat, o bolluk, o bereket sana Allah tarafından gelir. Ve sen bu bereketin nereden ne şekilde geldiğinin bile farkında olmadan tamamıyla Allah'ın meleklerin seni taşıdığını hissedebilirsin. Çünkü gerçekten sen hazırsan, kendi önünden bir engel olarak kalkarsan tamamıyla uçarak gideceksin, gitmen gereken yere. Çünkü olman gereken yerde olmana izin veriyorsan, gerçekten evrenin, Allah'ın seni taşımasına izin veriyorsan, gerçekten o güce, kendi gücüne, potansiyeline güveniyorsan, yaratım gücüne güveniyorsan önünde hiçbir engel duramaz. Çünkü sen ne istediğini biliyorsun ve tamamıyla kararlı bir şekildesin. O kararı, o gücü, o yaratımı senden başka kimse kıramaz. Tamamıyla bir insanın merkezi kendiyse dış koşullardaki insanlar alanın dışında kalır. Aynen. Ve bu öyle bir şeydir ki İbrahim, mesela bir olay yaşanır ve etraftan 10 kişi bu olaya şahit olur. Fakat o olay sizin de gözünüzün önündedir. O 10 kişi de aynı şekilde izler ve sonradan olayın oluş şeklini veya olayın getirdikleriyle ilgili her birinden ayrı bir düşünce almak gerekirse, bir bakarsın birisi maddi yönden sana bir cümle kurar. Diğeri manevi yönden bir cümle kurar. Öbürü korktuğu yönde, kaybetme korkusuyla ilgili bir cümle kurar. Öbürü maddeye çok bağlı olduğu için onun işte maddesel kaybından söz eder. Yani dolayısıyla burada bize neyi anlatır bu? Aynı olaya 10 kişi de şahit olsa 10 tane değişik fikir vardır, düşünce şekli vardır, bakış açısı vardır. Ha niye, nasıl olur bu? Aynı olaydır. Evet aynı olaydır. Ama ben madde yönünden bağımlıysam, madde yönünden oradaki zarara bakarım, dikkatimi veririm. Bir başkası manevi yönde ona odaklıysa, o manevi yönünü görür, manevi yönden bir cümle kurar ve anlatmaya çalışır. Bir başkası kendi korkusuyla ilgili bir kaybetme korkusu varsa o kaybından bahseder. Veya öbürü belki başka yönde bir endişesi vardır, o endişesinden bahseder. Yani burada bize anlatılan şudur. Evet, aynı olaydır, aynı yaşanmışlıktır. Ama herkesin kendi bakış açısına göre değerlendirilir. Kendi düşünce şekline göre sonuç ortaya çıkar. Yani dolayısıyla burada yine aynı yere geliyoruz. Herkes kendi bakış açısından ve düşünce şeklinden yola çıkarak olayları değerlendirir. Olaylara bakar ve sonuç olarak da o yönde yaşam şekli haline onu alır ve kabul eder. Onun için burada hiç kimse, dünyada kaç kişi varsa o kadar ayrı zihin, düşünce, bakış açısı ve fark ediş şekli vardır. Onun için biz hiç kimseyi kimseyle kıyaslayamayız veyahut da hiç kimseyi bu iyidir, bu kötüdür, bu doğru düşünür, bu yanlış düşünür diyemeyiz. Çünkü herkesin kendine göre düşündüğü doğrudur. Çünkü kendi bilinçaltındaki kayıtları, kendi yaşanmışlıkları, reenkarnasyondan getirdiği bir sürü karma ve birçok etken o yönde bakışını sağlamaktadır. Onun için burada kimseyi yargılamak veya kimseyi suçlamak veyahut da sen yapabilirsin, sen yapamazsın damgalamak değil amacımız. Ama burada söylemeye çalıştığımız şudur. Nasıl bakarsanız bakın, hangi yönden bakarsanız bakın, lütfen iyi, pozitif yönde bakın. Sevgiyle bakın ve sevgi tarafını almaya çalışın. Veya sizi gerçekten motive edecek tarafını düşünmeye çalışın. Çünkü burada budur yaşam şeklimiz ve bu olması gerekir ki gerçekten ilerleyebilelim. Yoksa başka türlü ne yükselebiliriz, ne birbirimizle iletişim kurabiliriz, iyi yönde bir adım atmazsak, iyi yönde bakmazsak, ne de birileriyle ortak bir şeyler paylaşabiliriz.
Çünkü her zaman için yıkıcı olan veyahut da hep kötü tarafına bakan mutlaka ki o olaydaki olayın daha doğrusu kötüye gitmesini sağlayan taraftır. Onun için iyi bakarsa herkes varsın değişik yönlerden baksın. Önemli değil. Ama herkes kendi düşüncesinde, kendi bakış açısıyla iyi tarafını seçerse o zaman evet o birlik, beraberlik yürüyebilir, daha da ileriye taşıyabiliriz yaptığımız bir şeyleri. Onun için burada herkesin bireysel olarak kendi kendini daha iyi bir yere getirebilmek ve olayları gerçekten daha iyiye taşıyabilmek adına hepimizin de pozitif yönde bakması, iyi güzel şeylere dikkat etmesi ve sevgiyle bakması çok önemlidir. Çünkü burada hepimiz de huzur arıyoruz ve huzuru bulmak yolunda çaba sarf ediyoruz. Onun için sevgiyle huzurlu bulmak için sevgiyle bakmamız ve sevgiyle huzuru yaratmamız gerekir. İçimize önemlimiz. Evet. Çok önemli. Ve tabii ki yapabildiğimizin en iyisini yapıp ilahiden de destek almamız gerekir. Aynen. Evet, bugünkü programımızın süresi burada bitmiş. Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Işıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.